Merhaba, ben Edip. 18 Eylül 2018. Bugün sadece AKP'li kardeşlerimle konuşmak istiyorum. Siz AKP'ye oy vermemişseniz şöyle biraz kenardan izleyin. Şimdi, sevgili AKP'li kardeşim, sen ne kadar yapıyorsun? Ayda ne kadar para kazanıyorsun? 1 milyon Türk lirası mı? Geç, defol git. Ayda 500 bin Türk lirası mı? Defol, git. Sadece önümde şey kalsın. 10 bin Türk lirası ve altında ayda o kadar kazananlarla konuşmak istiyorum. Zaten onlar da Türkiye'nin AKP'lilerin %99'u. Raya sınıfı. İhale mihale. Alavere dalavere işleri ile milyonlar kazananları kastetmiyorum. Onlara hitap etmiyorum. Çünkü onlarda zerre kadar vicdan falan yok. Belki sizde vicdan kalmıştır diye. O yüzden sizinle muhatap olmak istiyorum. Ha, ayda 10 bin diye şey etmedim. Aslında 10 bin lira 304. Bugünkü kur hesabıyla eğer dolar 6 lira 44 kuruş ise, bugünkü hesapla eğer 10 bin ayda 10.304 lira kazanıyorsanız, haftalık 40 saat çalışmanız koşuluyla 4 kere 4 ayda 160 saat, ki Türkiye'de maalesef çok daha fazla çalışılıyor, daha az kazanılıyor. Yani hatta yapılan bir araştırma vardı, OECD ülkeleri arasında Türkiye'de çalışanlar en çok, iş saati bakımından en çok çalışıyor. Ama en az kazananlar maalesef. Şimdi bu rakamı böyle gelişigüzel seçmedim. Çünkü Amerika'da şu anda asgari ücret eyaletlerin çoğunda 10 dolar. Arizona'da 10 dolar. Saatte 10 dolar. Yani 17 yaşında McDonald's'ta çalışan, hamburger'ın böyle evirip çeviren veyahut da garsonluk yapan birisi minimum 10 dolar alıyor. Ve 10 dolara da 4 galon benzin alabiliyor. Galon, 1 galon 3.75. Yani 1 saatlik 3.75 litre oluyor. Yaklaşık 1 saatiyle 15 litre benzin alıyor. Böylesine alım gücü. Ha, iPhone'u da sizden ucuz alıyor. Jet'i de sizden ucuz alıyor. Bilgisayarı da sizden ucuz alıyor. Tavuğu da sizden ucuz yiyor. O ayrı bir olay. Şimdi böylesine bir şey, yani 17 yaşında lisede hala okuyan ve en asgari işte herhangi bir yetenek beceri istemeyen, böyle normal bir çocuğun yapacağı bir işte kazanabileceği aylık miktar 1600 dolar oluyor. O da 40 saatlik çalışma. Fazla 1 saat fazla çalışsa, 2 saat fazla çalışsa onun ücreti de daha fazla oluyor. Hatta mesaiden fazla olduğu için bazen 1,5 katı, 2 katı 15 dolar, 20 dolar da alabiliyor. Şimdi onun için, yani burada McDonald's'ta çalışan 17 yaşında bir lise çocuğunun, lise son sınıf oluyor, çocuğunun aylık geliri Türk şeyiyle 10 bin Türk lirası 304. Dediğim gibi benzini sizden daha ucuza alıyor. Öyle sanıyorum en azından. Dediğim gibi bir saatlik geliriyle 15 litre benzin alıyor. Şimdi sana soruyorum sevgili kardeşim. Sen geçimini zar zor yapıyorsundur. Hele 10 binden aşağı yapıyorsan Türkiye'nin asgari ücreti inanılmaz bir şey. Şimdi bu adam, bir adam var ki sana Hazreti Ömer'in gömleğinden, yamalı gömleğinden söz etti. Kim ki zenginse, böyle çok zenginse sahtekarlıktan kazanmıştır dedi yükselirken. Fırat, Dicle kenarındaki bilmem koyundan söz etti size. Değil mi? Peygamberin işte bir odası olduğundan söz etti. Kanaatten söz etti. İsrafı eleştirdi bu adam, değil mi? Gösterişi, maddi gösterişin şeytani, firavunun işi olduğunu, kisraların, değil mi, kralların işi olduğunu söyledi. Biz İslamcıyken Suud krallarını eleştirirdik, Şah'ı eleştiriyorduk.
israf, gösteriş. Yoksul halka bakmadan böyle. Şimdi bu adam iktidara geldi. Dünyanın en büyük ikinci sarayını yaptı kendisine. Yok edip kendisine yapmadı. Kaç yıldır kim oturuyor oraya? Sen onun eşiğine bile giremiyorsun, utanmaz herif. Şimdi kraldan çok kralcı olma. Onurlu ol ve dinle. Cevap bir düşün üzerine, bir düşün. Şimdi bu adam kendisine dünyanın en büyük Çavuşesko'nun sarayından sonra itibar. O zaman buna göre peygamberin itibarı sıfır. 1150'de bir odası varmış. Onların yemeğine bakarsan bunların menüsünde benim Amerika'da yani 60 yaşında yani 30 yıldır Amerika'da yaşıyorum. İsimlerini işitmediğim şeyler var. Böyle lüks şeyler var. Yani Amerika'daki kazancımla kesinlikle şey edemeyeceğim. Zaten verirse bile şey etmem. Çünkü vicdanım var. Fazla param olsa başkalarına veriyorum. Ejder meyvesi varmış. Kaç tane askeri ücrete bedelmiş. Şimdi bu adam orada beyaz çay içiyor. Kilosu kaç bin liraymış. Eşi senin paranla Belçika'da bir şey kapatıyor. En lüks dükkanı kapatıyor ve oradan aldığı bir çanta, sadece bir çanta. Onun ne kadar çantası var, ne kadar ayakkabısı var, ne kadar bilmem şeyi var onu da bilmiyorsunuz. Orada aldığı çantayı sonradan, şimdi Türkiye olsaydı onu yapamaz, soramazlardı. O dükkan sahibi korkardı fiyatını söylemeye. Ama Belçika olduğu için gazeteciler gidiyor soruyor. Ne kadar ödedi? Emine Erdoğan şu çantaya ne kadar ödedi? 51 bin lira. 51 bin lira. Ayda 10 bin lira yapıyorsan senin maaşının 5 katını bir çantaya ödedi bu kadın. Ne yapıyor bu kadın? Ne iş yapıyor? Sana Hazreti Ömer'in Hazreti Ömer'in yamalı elbisesi, tırnak içinde onu giydiren adamın maaşıyla. İlginç, ne kadar maaş alıyor. Sadece bir yüzüm vardır diyen adamdı bu. Hatırlıyor musunuz? Politika şey. Bir sadece bir yüzüm var, bir yüzükle bu işe başladı. Yüzüklerin efendisi. Şimdi bu adam Amerika'yı düşün. Amerika 310 milyon nüfusu var. Türkiye'nin 100 katı gücündedir. Ekonomik gücüyle, askeri gücüyle çok daha güçlü bir ülke. Emperyalist bir ülke. Ve buranın başkanının kaldığı Beyaz Saray var. Beyaz Saray deniyor. Aslında burada White House deniyor. Beyaz Ev. 132 odası var bütün şatafatıyla. 132 odası. Senin adamın sadece şu anda bir saray, Çankaya Mankaya vardı, bilmem Dolmabahçe falan var. Bu yaptığı saray 1150 oda. 7-8 katı. Amerika'nın %1'sin ama itibarda maşallah itibar neyse, ne kadar fazla çalıyorsan halkın şeyinden, hazinesinden, halkın gelirinden ne kadar fazla vergi koyup o vergiyi kendi şatafatın için ne kadar fazla azıyorsa o kadar itibarlı oluyorsun. Senin itibarın için, senin itibarın ne itibarıysa, senin ayranın yok içmeye. O adam tahtıvanla gidiyor sıçmaya. Amerika'nın 7-8 katı şey yaptı. Ne yaptı? Bir saray. 1150 oda, 132 odayla kıyasla. Yetmezmiş gibi bir de yazlık saray yapıyor. 300 odalı yazlık saray. Bu sarayın masrafı ne kadar? Onun hesabını yaptı mı? Birileri yaptı. Milyonlarca. Yani aylık masrafı milyonlarca. Onlarca milyon. Sadece bir masrafı. O da yetmezmiş gibi Malazgirt'te de saray yapacak. Bunlar yetmez gibi bir düzineden fazla jeti var, özel jeti. Amerikan başkanının bir tane jeti var. Hatta geçenlerde bir iki yıl önce yeni bir jet şey ettiler. Dedi bu çok pahalıdır. Yani sanıyorum fiyatı 300-400 milyon verdiler. Hayır olmaz. Sonunda şirket, Boeing şirketi onu yarı fiyatına falan şey etti. Böylece aldılar. Ama bu adamın en son aldığı jet
Allah vere dala vere. Hile-i şer'iye yoluyla alıyor. Bunu da öğrenmiş. Diğer jetleri satın aldı. Her birisi sen, kim bilir şu anda beni dinleyen, senin açlıktan ağzın kokuyor. Veya da ekmeğe talim ediyorsun, makarnaya talim ediyorsun. Çocukların yeterli beslenmiyor. Bir evde sardalya gibi, sardalya mıdır? Sardunya mıdır, nedir? Sardalya gibi istiflenmişsiniz. Doğru dürüst yeriniz yok. Kiradasın. Borç işinde olma ihtimalin çok yüksek. Ve ondan sonra bunu alkışlıyorsun. Senin verdiğin vergilerle bir sürü yoldan vergi veriyorsun. Aldığın her şeyden korkunç vergiler ödüyorsun. Aldığın her şeyden müthiş vergi veriyorsun. O vergiyi ne yapıyor adam? İtibarına kullanıyor senin. Senin eşiğine adım atamadığın yerlerde lüks, korkunç, dünyanın en lüks hayatını yaşıyor. Ve sadece lüks hayatı inanılmaz bir şekilde ya. Bir jet koleksiyonu yapıyor adam ya. En son aldığı, bu adam Katar'ın baş hırsızı. O adam ne zalim bir adam biliyor musunuz? O da onun şeyi nedir? O adam nedir? Katar şeyi. Hani bunun gibi sizin gibi raya tarafından seçilmedi bile ya. Benim babam üstün bir adam. Kanı böyle asildir. O halde ben onu oluyorum. Ben sizin başında diktatör olacağım diyen birisi. Ve istediği gibi çalıyor alttan. Orada bir sürü böyle karın tokluğuna çalışan bir sürü insan var. Katar'da. Hele diğer ülkelerden gelip de böyle köle gibi çalışan insanlar var. Ama bu adam alıp hediye ediyor buna. Üstelik de uçağı satışa çıkarmış. O zaman da ilgilenmiş bu adam. Yani şey yapıyor ya, koleksiyon. Hobisi jet koleksiyonu. Her birisinin fiyatı yüz milyonlarca doların olan jet koleksiyonu yapıyor. Senin ülkende itibarı için. Ve bunun fiyatı 400 milyon dolar. Şimdi düşünür müsün? Bu Katar hırsızı niye buna Amerika malı olan bu şeyi hediye etsin? Efendim bu bana değil, Türkiye hediye. Türkiye'de ekonomik kriz var. Bir sürü sıkıntı var. Al onu sat. Hazineye ver. Türkiye'yi korkunç borca sokmuşsun. Yandaşlara, akrabalara ihale vermek için betona dönüştürmüşsün o borcu. Beton dökmüşsün her tarafa. Onun ötesinde başka bir iş yapmamışsın. Dünyanın en iyi 400 üniversitesinin arasına bir tane üniversite bile sokmamışsın. Süleyman'ın boynu palavralarıyla makatıma su kaçarsa orucun bozulur mu sorularına cevap vermekle köşeyi dönen din tüccarı Nihat Hatipoğlu'nu yükün başına veyahut da kuruluna sokmuşsun. Böylesine yeteneksiz, beceriksiz, beyinsiz din tüccarlarını yukarı çıkarmışsın. Böylesine bir ortamda inanılmaz bir şey ya. Ve şimdi böyle bir şey alıyorsun. Böyle bir ülke var. Ve burada bunu satmıyorsun. Katmıyorsun hani diyelim ki. İnanalım bu hediye olarak sana verdi. Karşılığında şirketler, ucuz şirketler kapmayacak. Araziler kapmayacak zaten Türkiye'yi sattınız. Hadi inanalım. Madem Türkiye verildi. Oğlum senin 12'den fazla 13-14 tane şeyin var. Özel jetin var. Daha ne yapacaksın? Al sat. Halka verildiyse tamam ne güzel. Sat. Yoksullara ver. Bak işçiler var. Bu gariban işçi 700 tanesi havalı alanı da ölüyorlar. Yüzlercesi ölüyor. Binlerce işçi var orada. Yüzlercesi ölmüş. İş kazaları. Umurunuzda değil insanların hayatı. Ve bunlar tahta kurulu yerlerde yatıyorlar. Maaşları bile ödenmiyor. Sahtekarlık yapılıyor bunlara. Sonunda bardağı taşıran son damla oldu. İsyan ettiler. Yeter artık dediler. İstedikleri sadece hakları, emeklerinin karşılığını istiyorlar. Fazla da bir şey istemiyorlar. Karşılığı derken en minimum hak aslında çok büyük haksızlık yapıyor. Yani Türkiye'de emeğin karşılığı da yok. Yani en uyduruk karşılığı ne? En minimum karşılığı Türkiye'deki minimum neyse bir köle gibi çalışıyorlar. Onu bile alamıyorlar.
Onu istiyorlar. İnsan gibi yatmak istiyorlar. Ya tahta kurusu olmasın, ilaçlayın falan diyorlar. Bütün gariban, masum istekler. Ve onları terörist diye tutuklarınızı içeri attınız. Efendim niye böyle şeye kalmış da, açılışa kalmış da niye? Seneler önce ölüyorlar falan, bir sürü şikayetleri vardı, dinlemediniz. Sonunda bakıyorlar ki böyle köle gibi çalışarak bitirecekler ve sonunda maaşları bile ödenmeyecek. Sana güvenmiyorlar ki, güvenecek bir tarafın yok. Adam isyan dediği nedir ya? Köle gibi ya. Neyse, onlara ver, o işçilere ver. Mal değil. Şimdi onunla ilgili bazı şeyleri paylaşayım ya. İnanılmaz bir şey ya. Sadece. Şimdi dün iPhone'u yakıyordun değil mi? Para yakıyordun. iPhone'un üzerine tepiniyordun Amerikan malı diye. Bu uçak nereden geldi? Uçağın şeyini, resmini göstermek istiyorum size ya. Uçak nereden geldi? ABD malı, Boeing 747 mi? 747'ye 8 mi? Öyle bir şey. Müthiş lüks. Amerikan malı. Amerikan malı ikinci elden gelirse eyvallah. Bu adam şimdi bunu eski diye veriyor. Yenisini alacak oradaki başarısız Katar'ı. Yine Amerikan malı alacak. Amerikan malı kullanıyorsun. Şimdi ben sana şu soru soruyorum. Senin onurun var mı? AKP'li. Zerre kadar vicdan var mı? Bu işçilerden yana tavır almanız gerekirken, hakları yenen, karın tokluğuna çalışan bu garibanlardan, bunlara karşı, bunlara hain diyorsun, terörist diyorsun. Ne kadar vicdansız ve zalim olduğunu biliyor musun? Ve biliyor musun ki yarın sen aç kalacaksın? Zaten şu anda yetersiz besleniyorsun büyük bir ihtimalle. O fındıkçılar gibi, şeyde Karadeniz'de fındıklarını yakan, işte oy vermeyeceğim, oy verdiğime pişman oldum diye geri zekalılar gibi. Çünkü yine oy vermeye devam edecek. Yine de cumhurbaşkanım diyorlar. Yine reisim diyorlar. Suçu başkalarına atıyorlar. O suçlu değil. O sorgulanamaz. O ne yaparsa doğru. Ne yaparsa iyi. Eğer bir yanlışlık varsa mutlaka başka bir yerden. Dış mihraklardır, iç mihraklardır, teröristlerdir, hainlerdir. Hatta tabii şey nedir? Doğal afetleri bile başkalarına, dış mihraklara havale ettiler. Kendi beceriksizliklerini betondan çalıyorlar. Veyahut da saçma sapan liyakatsızların yaptığı bir mühendislik var. Ondan dolayı kaza oluyor, maza oluyor, tren kazası falan. Suçu dış mihraklara atıyorlar. İnanılmaz bir şey. Al. Ben de şunu biraz... bence şunu şey derim ya. Ben yanlış yaptım. Şunu alayım. Evet. Bugünkü, yani birkaç gün bu konuyla ilgili... Bateri bitiyor diyor. Ben hızlı bir şekilde... Okey, buradan itibaren şöyle şey dedim. Bateri birazdan bitecek. Okey. Buradan itibaren şey diyeyim. Durdurun, izleyin. Çünkü konuşamıyorum. Vakit kalmadı onun için şu adam. Merak ettiğinizi
space barına, bu boşluk barına